Sizi buradan niye göç ettirmek istiyorlar? Alevi olduğumuz için. 80'de biz kaçmasaydık bizi evle beraber yakırdılar. Niye? Alevi olduğumuz için. Şimdi de aynı. Korucular size ne diyor buraya gelip? Nasıl tehdit ediyorlar sizi? Sizden ne istiyorlar? Ekin ekiyorum, otar iler. Sıkırı burada. Göçe zorluyorlar. Karakola giderim. Boş. Esas karakol çavuşları bunlara sırt verir. Uzmanlar çavuşlar. Bu buradadırlar o. Komandana alay komandanı gelsin. Ben yanında söyleyeyim ya. Bunlar yapıyor ya. Şimdi korucular sizin meralarınızda kendi hayvanlarını mı otlatıyor? Hem otlatır hem de bizi göçe yani tarla ekmeği otarıyorlar yani göçe zorluyorlar ha. Bu mezramız muhtarlık ayrıdır. Buraya yukarı yaka başına bağlıdır. Çatık suya bağlı değil ha. Evet. Peki siz savcılığa gidip dilekçe verdiniz mi? Yok vermedim. Savcılığa bir sefer mahkemeye verdim. Verdim şahit yok. Şahit işte. Şahit mi istediler sizden? Şahit yok. Ben burada yalnızım ben. Nerede şahit bulayım? Peki ayrımcılık yoksa gelir karşımda olan gelip böyle yapıyor. Bu ne? Bu ne ha? Kurt işareti mi yapıyor? He. Bu ne ha? Bunu korucular mı yapıyor? He. Bu ne ha? Yani buraya gelip ayrımcılık mı yapıyor? Resmen ortada ayrımcılık yapıyor. Sürekli hafta sonları köçeklere gelip koruculara bir olup silah atıyorlar. Sabaya kadar. Keleşlerle sabaya kadar silahlar atıyorlar. Bizi buraya tehdit ediyorlar. Göçeceğiz diyorlar. Bak bizim evimiz şuraya kadar ev de hepsi. Buradaki sünniler bizi tehdit ediyor. Şey de evimizi yani köyümüzü bırakıp köyümüz harabaya döndü yani. Peki size hiç kötü muamelede bulundular mı? Gerek burada köyde gerek karakolda. Karakolda çok kötü muamele. Bir baş çavuş beni yine bunlar ihbar etti. Direkt ben avradıma söyledi. Direkt ben avradıma söyledi ya. Küfür etti. Ben nasıl alay komandanı lafı ettim bu sefer de. Bilirim ki bunların sözüyle ha. Ben nasıl amcam oğlu geldi dedim. Ya gidin alay kumandanına bildirin. Bunu sözüyle getirmiş. Bana hakaret dedi. Avradımı söyler. Ben alay kumandanın yanına gidem. Akşam gece beni saldı. Ali Kaplan senin bir şeyin yok mu? Bak. Böyle ne? Böyle yapıyordular ha. Yani bu gaya onlar değil. Bunlar diyor onları temel burada çıkarın. Meydan bize kalır burada. Ayrımcılık yok. Nasıl ayrımcılık? Peki baş çavuş bir karakol çavuşuydu. Bunlara dese rahat durdurmazlar mı? He? Devlet şöyle bir yasa çıkarmış, köylere dönüş projesi uyguluyor ama biz köyümüze geri dönüyoruz ama korucular tarafından tehdit ediliyor. Bizi göçe zorluyorlar, yapmayın, buraya sizi barındırmayız burada. Yani böyle tür tehditler var. Şimdi amca, siz bu mezrada 60 yıldır yaşıyorsunuz. He. Burada kendinize bir de ev yapmışsınız. Yeni yaptık işte. Peki bu evin yıkılmasıyla ilgili de size tehditler savurmuş herhalde korucular. Ha. Biraz ondan bahseder misiniz? İşte onlar şikayet etti ki yıkarlar, yıkmaya. Senin yaptığın evi, bu yaptığın yeni evi korucular mı şikayet etti? Ha, korucular şikayet etti. Nereye şikayet ettiler? Savcılığa mı yapmayacaksın? Nereye işte? Sonra baktık asker savcılığı. Geldi, karakol çavuşları. Ha. Karakol çavuşları geldi, kepçe ettiler. Bana dediler, haftanın içerisinde gel ifadanı veresin. Oğlakları otlatırken korucular beni esirlettiler, beni tehdit ettiler. İşte öldüreceğiz. Devlet arkamızda. Biz elimize gelen her şeyi yaparız, size uygularız. Çıkın gidin, burada siktir olun gidin. Yeriniz değil burası. Yani sürekli tehdit ediyorlar yani. Şimdi bu evi yıkmakla tehdit ettiler mi sizi? He, tehdit. Kim tehdit etti? Korucular, buradaki korucular, çatak suyun korucuları ya. Ne dediler? Ya dediler, niye şikayet ettiler? Ki yıkmaya çalışırlar ha. Yani burada biz, dur gelmeyek buraya ha. Yeni bu sene geldim bu evi yaptım 80'de beri. Geldim ki yerime gelen ev ya, bunlar başladı günah yıkmaya. Bizi buraya yani bırakmıyorlar ha, gaya ha. Şimdi köye dönüşlerle ilgili projeler yapılıyor biliyorsun. İnsanlar köylerine dönsün istiyorlar. İşte biz de döndük o. Şimdi siz köyünüze dönmüşsünüz. Evet. Ama bir yandan da sizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Yani nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum işte. Ben de niçin size çağırdım? Ki devlet duysun. Devlet duysun. Bu ayrımcılık değil nedir? Türkiye duysun. Yani alayı olduğumuz için. Peki Nazım Bey, sen çatak suyun
yolunu asfalt etmişsin. Çatak suyu 3 mezra, 4 mezradır çatak su. 3 mezra Sünni, 1 mezra Alevi aşağı Yakabaşı. Çatak suyun yolunu asfalt etmişsin. Bak yukarı aşağı Yakabaşı'nın yolu çamurdur. Araba gelmiyor. Bak sen üstte gelmedin, aşağıda geldin. Bu ne? He? Niye? He? Esas şeyde projede olan yol da budur. Biz Alevi olduğumuz için üç mezradaki korucular bize sürekli tehditler, göçe zorlamaklar, işte küfürler, göçe zorlamaktalar. Yani bunların elinde silahların alınmasını, Sayın Valimiz de, Sayın Alev Komutanımız da bunların elinde silahları derhal alsınlar. Can güvenliğimiz yok. Değerli ayrımcılık yok. Alevilerde, Alevilerde ayrımcılık yok. Biz Aleviler, ben dede çocuğuyum. Biz Aleviler erki, dini, mezhebi ne olursa olsun saygı, sevgimiz var. Biz ayrım yapmıyoruz. İnsana insanız biz. İsterse Hristiyan olsun, insansa başımızı tacıydı. Biz onu yapmıyoruz. İşte bu kişiler yapıyor. Tabi Sünniler hepsi değil kazanalım. Hepsini biri etmeyelim. Bazıları Sünni kardeşlerimiz hepsi değil. Bazıları böyle. Bu kavim. Bu böyle yapanlar ha. Bu kurt işareti yapanlar ha. Diğerleri değil bu. Bak biz yalnızız. Mağdur olmuşuz. Mağduruz. Haksızlığa mağdur kalmışız ya. Amca şimdi siz talebiniz ne? Ne istiyorsunuz? Talebimiz... Yetkililerden, devletten, gerek devlet makamlarından, gerek yetkililerden sizin talebiniz ne? Ne istiyorsunuz? Talebimiz bu koruculara bir şeyler söylesinler. Bize hakaret yapmasınlar. Tarlalarımızı otarmasınlar. Sebzelerimizi otarmasınlar. Bizi göçe zorlamasınlar. Talebimiz budur. Bu koruculara devlet sahip olsun. Herhangi bir durum olursa biz de daha buraya gelmiş. Daha buraya gelip de kurt işaretini yapıp da bize karşı daha buraya gelmiş ha. Çatışmaya girebilirim. Ben de giderim büyük silah alırım gelirim. İsterse beni atın içeri. Böyle olur. Bak devlete diyorum. Valiye, alay kumandanına, karakol çavuşlarına söylesin. Korucilere. Biz de daha buraya gelmiş ben köyümü terk edem. Nereye gideyim? Bir de gelip de kurt işaretini yapıyorlar ya. Yani bir korucu, devlet bunlara destek veriyorsa, korucu gelip de anamı kolunda tutup da traktörün arkasında bağlayıp çekip götürüp kurt işareti yapıp da küfür edip Alevisin, Alevi kadınısın, bilmem Alevi kızısın, biz sevmiyoruz, hakaretler yapıyor da bu karakol komutanları, uzmanlar neden bunlara destek veriyor? Neden hakkında işlem yapmıyorlar? Neden silahlar alınmıyor?